Merhaba sevgili saptan severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. Yeni bir hesap açtım. Pratik dersler için. Karavan için hesabımız. Evet. Kabul edilmeyen vezir gambiti. Masa başı satrancında çok fazla oynanmıştı bu bana. Genelde dizdiğim yapı fil F5'e koyup E6, fil D6, at BD7, vezir E7 şeklinde oluyor. E5 karesinin kontrolü üzerine oynuyoruz. Çünkü fil B2'den çıktığında E5 karesini desteklemek istiyor. Bazen veya genelde diyeyim, bazen demeyeyim, at E5'e koyup F4 bir atak yapmak istiyor. Beyazlar şah kanadından. Bunu engellemek adına fil D6 at D7 oynuyorum. F5 fili önemli bir fil. O yüzden H6 ile fil H7'lik kaçmasını sağlıyorum istediği takdirde. Şimdi D4 de sürdü. E5 karesi kontrolüm altında. Fil D3. Evet, E4 oynama fikri var. Değişebiliriz. Şimdi vezir E'de oynayıp fil H3'te o fili tahtadan kaldırabilirim. E4 oynayacak. Evet, alalım. Şimdi C5 mi, E5 mi? E5 sürmek daha mantıklı sürebileceksem ama E5'e kale E1 gelip açmaza alabilirdi. D4'e baskı yapalım. Şimdi at C5 ilginç bir hamle. At D3 istiyorum ama koruyacak tabii ki. A5'te buradan bir alan kazanalım. A4 sürme fikrimiz olabilir. C4'ü zayıflatmak için daha sonra baskı yapabiliriz. Hat açmak istiyorum ya da A dikeyi. A3. Evet, şimdi bu atım için bir yer bakıyorum. Neresi olabilir? Bu atı iyileştirmek adına F4'e gitsek at F8 at G6. At E5 geldiğinde at G6 ile değişmek isteyeceğim. E5 karesini kullanabilir çünkü beyazlar. Evet, şimdi at G6. Tabii ki amacım hem E5'ten değişim yapmaktı. Bu şekilde değiştik. Şimdi merkeze baskı yapacağım. Kale D7, kale AD8 olabilir. A5'e dikkat etmem lazım. Rakip de kale G3 oynamak istiyor galiba. Şimdi kale D7 mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. D4'e baskı yapalım. Kale F3'e vezir E7 çekeceğim. Bu kaleyi F3'e gelmek istemiyordur. Çünkü D4'ü alıyorum. Kale G4. İlginç. E5 oynayabilirim. Vezir F5 bir alternatif. Diğer kaleyi G3'e gelmek istiyor. G6 süreriz. H5 sürebilirim aslında. H5 de ilginç. Şimdi C5 oynasam, kale F3'e kale D4 alsam, kale D1 mat istiyorum çünkü. Kale F3, kale D4. D1'den mat istiyorum. Kale D4 alırsa vezir D4 var. Bir piyon öne geçiyoruz. Hava deliği açarsa kale D1'e vezir kazanıyorum. Kale D4 güzel hamle. Vezir D4. Aslında kale D4 de alınabilir ama bir piyon öndeyiz. Şimdi A4 ile zayıflık yaratacağım. Vezir kanadında. Bir piyon daha öne geçeceğim. A4 ve A3 istekte kalacak. B7 aldığında iki piyon öndeyiz. Teknik olarak kazanç. Tabii ki C piyonumuzu koruyacağız. H4 ile şahı da bağladık. Şimdi şah ayrılamıyor hiçbir şekilde. Bir de G5 sürelim. Daha sonra şah geri çıkacağım. Şimdi şahı kısıtladım. Daha rahat kazanç olacak şahı kısıtlamam. Tek sıkıntımız zamanımız az. Benim mükemmel mouse kullanmamla beraber. Evet, F4 sürse çok sıkıntı olmayacak. Biz gelelim böyle. Şah F6. E5. İzin vermeyelim F4'e. F4 çok tehlikeli değil ama olsun. Hiçbir şekilde izin vermeyelim. C2. Şimdi şah F4 gelmek istiyorum. Kaleyi 4. hataydan ayrılmak zorunda artık. Şahımla gideceğim. F5'e 4. Bir geçerim daha olacak.
Gidiyoruz. Kaleciye de beklemek zorunda. F5, E4. Zamandan da sıkıntımız yok. 15 saniye, 20 saniye fark var. Nedir bu? Kale D1'e. Pat fikri de yok. Çünkü G piyonu oynayabiliyor. Evet, artık mat ediyoruz. Yeni maç yapalım. Evet, salı ve cuma günleri çekim yapacağım demiştim arkadaşlar. Cuma gününü de ayarlayacağım. Salı günleri için sıkıntımız yok. Yani salı günleri video yükleyeceğim, daha doğrusu çekim yapacağım demeyeyim. Cuma gününü de ayarlayacağım. Salı ve cuma olarak artık videoları atacağım. Bir videomuz salı veya cuma fark etmiyor. Tamamen pratik üzerine olacak. Çok isteyen var pratik. Eğitim videoları daha az izleniyor. Çok ilginç. Yani az izlenmiş yine video. Eğitim videosu. Pratikler çok izleniyor. Tabi pratikte daha fazla bilgi alınıyor. O anlamda sıkıntı yok. Pratik çekebilirim. Ama eğitim videoları da önemli diye düşünüyorum. Onları da izlerseniz sevinirim. Bir hafta, yani bir video konu, bir video pratik olacak. Çok yoğun olduğum dönemlerde, turnuvamda olduğu dönemlerde pratik videoları daha çok çekeceğim. Rakip bekliyoruz. Ben yeniden oynaya basmışım, farkında değilim. Evet. Karokan. Hadi ilerleme varyantı oynayalım. F4 oynayalım ya. C3. Rokumuzu da atalım. Kale D1. At F1. Şimdi aslında B2'yi versem B7'yi alıyorum. Bir karşı şans yaratabilir miyim? Yaratabiliriz aslında ama bir A3 oynayalım. Belki B4 oynarım. Buna C4. At A5. Kale B1. At B3, file 3 geldik. Şimdi F5 sürmek istiyorum artık. Biraz da biz oynayalım. Yeter gari. Tabii şimdi burada dikkat etmesi gerekiyor. F6 fikirlerim olabilir. At G3'ten sonra at H5 gidebilirim. F6 istiyorum. G7'ye feda yapmak istiyorum. Almazsa at G3 oynamayı planlıyorum. Çünkü bir tehdidi yok şu an. F6 ile parçalamaya çalışabilir mi? Kale C4. Nedir fikri? D4'ü almak istiyor mu? Hayır. At G3 gidelim. F6 ilginç bir hamle. Oynayalım. Aldığı takdirde almayı planlamıştım. Şimdi at F6'ya at E5 oturacağım. Fil F6'ya at H5. D4'ü alabiliyor mu? Alamaz. Evet, çok tehlikeli bir atak başlattık. Şimdi G2'ye açık. Veziri G2'ye atabilirsem, vezir G3 atabilirsem iyi olacak. Veziri G'ye nasıl atabilirim? Fil G5 gelebilirim aslında burada. Değişmek istiyorum. Yalnız at D4 mi yedik? At D4 ilginç olabilir de. Fil G5 çok beğenmedim. Böyle oynadık ama biraz sıkıntı olabilir. Veziri nasıl atacağım? Şah kanadına. Ona bakmak lazım. Fil F2 çekebilirim belki. Çekelim fil F2. Şimdi rakip de engellemeye çalışıyor. Haklı olarak. Vezir E3 gelsem. At F4. Vezir H6. Vezir F4. Kale D3. Kötü bir hamle olması lazım. Vezirler değişiyor. Evet. Sıkıntı değil. Bir dakika. At E5 alabilir belki.
Evet, sakin olmak lazım, acele etmemek lazım. Şimdi piyonumuzu geri aldık. Piyon zayıflığı var. A7'yi de alalım. Yalnız mat olmayalım, dikkat edelim de. Ya H3 oynamak lazım. H3'e kale G5 gelecek. At G3 ile aslında tutabilirim. Kale F4, fil E3. Tempo ile taşlarımızı daha iyi yere gelelim. Ve rakibe teşekkür edelim. Şimdi kale B5'e at nereye gidecek? D4'e gitmek zorunda. At E2'den mat olmuyor. Atım tutuyor. Fil D6 verdi taşı. Bunu da alalım. Bunu da verdi. Hepsini alalım. Şimdi kale F1 gelelim. Fil C5. Şimdi kale G3'de mat edeceğiz. Kale G7'i kapatmak zorunda. Yoksa mat oluyor. Evet, yeniden oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Son maçımız olsun bugün için. Karokan oynayalım hadi. Arkadaşlar videoların altına da yazarsınız. Hangi açılışları istiyorsanız onları oynayayım. E6'la oynayalım ya. Biraz pasif. Fil E7. Şimdi E5 sürecek. E5 sürmemesi için bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ben şimdi burada F6... Aslında A5 oynamamın sebebi merkezdeki E5 piyonunu korumasın. Koruduğu zaman da ben bu şekilde bir atak yapayım istiyorum. Kapalı sizce de çok görüyoruz bunu. Karşılıklı saldırılar. Vezir kanadı, şah kanadı. Tabii benim bir arada gelişmem lazım arkadaşlar. At C6. H6'ya izin vereceğim. A4, A3 oynamak istiyorum. Ben de orayı parçalamak istiyorum. Yani şimdi bana bir kare yarattı. B3 karesi. Sonuçta benim oyunum vezir kanadında olduğu için buradan devam ediyorum ben. Fil A6'ya çıkalım. D3'e baskı. Kale B8 geleceğim. Evet, siyah kalenin biraz zayıfladı ama vezir ve fil şu an için destekliyor. Şimdi vezir kanadına nasıl zayıflık yaratabilirim? At F6, fil F1. Atı da F8'e çeksem. Vezir A5 gitmek istiyorum. Artık G5'i bıraktım. Vezir E2. İlginç. Vezir A5 gelsem. Kale C2. C4 oynayalım. Yani bunu almak için yapmam ama emin değilim. Bir kalite veriyorum. Doğru mu o kaliteyi vermek? Sonuçta vezir kanadında tamam, sıkıntı yok. Vezir F6 gelmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle oynamam lazım. Birazcık dikkat etmem lazım. Fil E8'e de koruyacağım. E6'yı alabilir mi? Bir saniye, E6'yı vermeyelim ya. Gerçi alamıyor E6'yı da, olsun. Şimdi A3 de sürmek istiyorum. Şu an kalite geriyiz ama kaliteye karşı piyon. Atımı at F6 gelmek istiyor. At D7. Peki. Bu atı nereye dolandırmam lazım? At B6. Atı B5'e götürmem lazım. At F6'ya şah H8 oynayacağım. Şimdi at E8'e. Ay, at E8 yedik. Eyvah eyvah. Ben kalem A8'e zannediyorum. At E8'e kale E8 alacağım diye düşünürken böyle bir hamle yedik. Bunu oynayacağız mecbur. Yani bu kayıp ama çıkmadık candan, umut kesilmez arkadaşlar. Şansımızı deneyelim. G5'i
Alayım bunu. Atı B5'e koyacağım ama. Peki. Rakip geliyor bildiğiniz. Böyle oynayalım. Arkadaşlar konum sıkıntılı biraz. Ve mat olduk. Kale G2'ye mat olduk. Evet. Kötü bir oyun oldu. Bir dakika son demiştik. Yeniden oynadım dedim ya yanlışlıkla. Neyse bir tane daha olsun hadi. Karokan öyle oynanmaz, böyle oynanır diyor rakibimiz. Biz yine ilerleme varyantını oynayalım. Fil D3. At D2. C3 oynayalım. Hadi ben de at E2 oynayacağım ya. At G3. Devam ediyoruz arkadaşlar baskıya. Alalım. Şimdi bir A3 oynayayım. B4 oynamak istiyorum. B4. Tamam, kale C4 koyabilir. Hiç önemli değil. Ben de H6'daki zayıf piyona baskı yapabilirim. Rok atmayı planlıyorum burada. Kısa rok. Sıkıntı yok kısa rokta. Şimdi at D2 ile bu kaleyi kovabilirim her zaman. Tabi bırakabilir de feda yapılabilir. Ama at D2 oynayalım biz bir. Kaleyi kovalım. Belki at B3, at C5 oturabiliriz. H4 taşı sürdüğünde G3 süreceğim. Kale G8 gelirse G2'ye basamıyor. Fil H6, at C5. Fil E3'e F3 düşündüm aslında. Yani burada B2'ye açılıyor. Benim de bir karşı şansım olacak B2'inde. Buna F3 düşünmüştüm. Çünkü ikinci yataydan da kale G2 ile, yani G2'yi kale B2 ile tutabilirim. Tamamen ağır taşlarla oynanan bir oyun sonu oldu. Şimdi iki tehdidim var. Bir kale B2 gelip F7'ye basmak. Bir kale F1 gelip B7'ye basmak. Tabii ki B7'yi tercih edeceğiz. İki kaleye vezir oynanır. Çünkü şah açıkta kalıyor. C piyonum geçer. Kaleler arasındaki bağlantı, koordinasyon iyi değil. Birisi H6'da, birisi F8'de. Buna gireceğiz. Hiç düşünmeden. Aa, almadı. O zaman mat tehdit edelim böyle. Kale B8 mat istiyorum. Peki vezir B4 gelsem tehdit kale çarpı A7. Bakalım görecek mi rakibim? Bir dakika, kale A7 olmuyor ama. Kale A7, şah A7, vezir A5, vezir A6 oynuyor. Vezir C7'ye şah A8 kaçıyor. Niye böyle bir şey yaptık? Oluyormuş gibi. Alalım bunu ya. Bir sıkıntı yok. İlginç. Bunu da alsam. Neyle alsam? Piyonla alayım. Şimdi ben de D5 oynayabilirim. E ile almak zorunda. Aa, neyle aldı? E ile değil, neyle aldı arkadaşlar? Kale fedasıyla mat ettik. Evet arkadaşlar. Salı günleri buluşuyoruz. Umarım işlerimi ayarlayıp cuma günleri de buluşmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. En azından izlenme oranı artar. Kanalımız yayılır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben tabii ki akşam çektim bunu. Yarın yükleyeceğim. İyi akşamlar herkese.